Nasıl dikkat çekici? Önce kul olması zikrediliyor. Ondan sonra peygamber olması zikrediliyor. Önce Peygamber Efendimizin kulluk vasfına vurgu yapıyoruz bu kelimeyi söylerken, daha sonra peygamberlik vasfına vurgu yapıyoruz. Evet, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir beşerdir. O da bizim gibi yaratılmıştır. Fakat kulluğun en zirvesinde olan bir beşerdir. Kulluğun en üst çıtasında olan bir beşerdir. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için abdina buyuruyor. Kulumuz ve bu vasıfla vasıflandırıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu görüyoruz. Sahabe-i Kiram'dan bir tanesi bunların yerini değiştirmişti. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, Muhammed onun kuludur, onun elçisidir, peygamberidir yerine Muhammed onun peygamberidir ve kuludur deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ona müdahale etti. Öyle söyleme. Enne Muhammeden abduhu ve resuluhu de. Zira ben peygamber olmazdan önce de kul idim. Resul-i Ekrem orada ona müdahale ediyor. Ben kulum diyen bir peygamber. Ve sık sık kul olduğunu insanlara söyleyen bir peygamber. Her vesileyle kul olduğunu deklare eden bir peygamber. Şüphesiz burada müminler için, insanlar için, insanlık için çok büyük mesajlar var. Ben kral değilim, kulum diyen bir peygamber. Kendi çağında bazı yöneticilerin kendilerini ilah görmüş olduğu bir zamanda ben kulum diyen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Birkaç kıytırık makama gelmekle tamamen egoları şişmiş olan insanların yaşamış olduğu çağda ve kıyamete kadar yaşayacak olduğu çağda ben kulum diyen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Efendiliğin ve köleliğin zirvede olduğu, tamamen kuvvetinin zayıf olanı ezmiş olduğu bir zaman diliminde ben kulum diyen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Etrafında onun gözünün içine bakan, anam babam sana feda olsun diyebilecek kadar, malım mülküm sana feda olsun diyebilecek kadar, canım sana feda olsun diyebilecek kadar, sen bize denizi göster, biz nereye gittiğine bakmaksızın peşinden geliriz diyebilecek kadar tabi olan insanlar olduğu halde bir devletli gibi, bir padişah gibi, bir sultan gibi yaşamayan kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Onun için enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. O Allah'ın kuludur ve Allah'ın peygamberidir. Ayşe validemiz Tabakat kitabının beyanıyla şöyle buyuruyor. Bir gün aramızda şöyle bir konuşma oldu. Resul-i Ekrem bana dedi ki, ya Ayşe, eğer ben istesem Allah Celle Celaluhu altın dağlarını arkamda benimle birlikte yürütür. O dağlar benimle beraber yürür. Nitekim bir melek bana geldi ve dedi ki, Rabbinin sana selamı var. Hükümdar bir peygamber olarak mı yaşamak istersin, yoksa kul bir peygamber olarak mı yaşamak istersin? Cebrail'in, hemen o meleğin yanında bulunan Cebrail'in bana mütevazi olmamı işaret etmesiyle ben kul bir peygamber olarak yaşamayı tercih ettim. Ayşe validemiz diyor ki, o günden sonra bir daha bağdaş kurarak yemek yemedi. Ve şöyle derdi, kulun yediği gibi yerim ve kulun oturduğu gibi otururum. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Fakirleri ziyaret eden, fakirin yanına oturan,
yoksulları arayıp bulan, kölenin bile davetine icabet eden kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Bir yere gittiğinde boşluk bulduğu yere oturan kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Dünya ile benim ne alakam olabilir ki? Ben sadece bir yolcu gibiyim. Ağacı altında biraz gölgelenen, biraz dinlenen, ondan sonra da kalkıp yoluna devam edecek bir yolcu gibiyim diyen kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Ben de günde 100 defa istiğfar ederim diyen kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Beni Yunus'tan üstün tutmayın. Beni Musa'dan hayırlı görmeyin. Şüphe hususunda İbrahim'den daha zayıfım. Yusuf kadar ben hapse dayanamazdım diyebilecek kadar mütevaziliğin ve inceliğin, nezaketin ve letafetin en üst çıtada olmuş olduğu kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Sabahlara kadar namaz kılan ve bu uzun namaz kılmasından dinlenemiyor diye üzülen ey Allah'ın Resulüm, Allah senin Kur'an-ı Kerim'de gelmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmedi dediğinde Ayşe validemizin kendisine ey Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diye beyan eden kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Ben de sizin gibi insanım. Ben de unutabilirim. Sizin unuttuğunuz gibi unutabilirim. Yanılabilirim diyen kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Eşine bu akşam bana müsaade eder misin? Biraz Rabbimle baş başa kalayım. Biraz ibadet edeyim diyerek eşinin gönlünü alan ve ailesine nezaketle davranan kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Karşısında titreyen insanlara titremeyin, korkmayın. Ben de anası kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyen kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Yattığı hasırın yüzünde izi olan kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Eğer benden kul hakkı olarak alacağı olan varsa ben ölmeden önce gelsin deyip Ukkaşi Hazretleri'nin benim alacağım var dediğinde evinden kırbacı getirtiren, sırtını açan kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bedir Harbi'ne giderken 3 kişiye bir binek düşüyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ebu Lübabe ve Hazreti Ali var. Dönüşümlü olaraktan biniyorlar. Ama sahabe-i kiram Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yürütür mü? Hayır. Ey Allah'ın Resulü, siz bineğin üzerinde olun, biz yürüyerek gidelim dediklerinde kainatın efendisi ne siz benden güçlüsünüz ne de ben sizden daha az sevaba muhtacım diyen kul Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bir evin kapısına geldiğinde 3 defa çalan, o evin mahremine muttali olmamak için biraz kenarda bekleyen, yan olarak bekleyen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kul Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ölmüş olan eşinin arkadaşlarına ikram gönderen, o Hatice'nin sevdiğini, kurbanın şu parçasını ona gönderin diyen, ölmüş olan eşine bir vefa borcu olarak arkadaşlarına sahip olan ve onları sevindiren kul Muhammed Mustafa Aleyhisselam. İçinde yalan olmaksızın şaka yapan kul Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Torunlarını sırtına alan, onları öpen, onları seven, hatta onlara binek olabilecek kadar onlar ile oynayan kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Günümüz egolu Müslümanlarına, günümüz egolu insanlarına, günümüz egolu zenginlerine, günümüz egolu hocalarına, günümüz egolu insanlarına, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın kulluk profilinde alacakları ne kadar çok ibretler var. Şüphesiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kul olması ve peygamberliğinden önce kulluk vasfının zikredilmesi ona karşı olan sevgide bir kusur etmemizi gerektirmez. Böyle bir hakkı bize vermez.
İşte kuldur, beşerdir. Hayır. Kuldur, beşerdir ama bu asla ve asla ona saygısızlık etmemizi gerektirecek bir şey değildir. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Sahabe-i kiram toplanmış, onlara beyan ediyor. Hem Bukhari'de geçiyor, Badişir ve Müslim'de geçiyor. Allah'a yemin olsun ki eğer ben size annenizden, babanızdan, başka bir kavilde, tüm insanlardan, başka bir kavilde, malından, ailesinden sevgili olmadığım müddetçe kamil bir iman sahibi olmuş olamazsınız. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam kuldur. Ama Allah Celle Celaluhu'ndan sonra en çok sevilecek olan kuldur. En çok değer verilecek olan kuldur. Yine farklı bir ayet-i kerime Tevbe suresinde, ey Habibim etrafındakilere de ki, eğer anneleriniz, babalarınız, abileriniz, kardeşleriniz, ticaretiniz, makamınız, mevkiniz, meskenleriniz, evleriniz, köşkleriniz size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha kıymetliyse başınıza gelecek olanı bekleyin. Eğer bir sevgi sıralaması yapıldığında o sevgilerin altında kalıyorsa Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam, o zaman sizler başınıza gelecek olan bir sıkıntıyı bekleyin. Kul Muhammed Mustafa ama sevginin en dorukta olması gereken, en değer verilmesi gereken kul Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Ve bizlere bakınız, günde namazda 21 defa tahiyyat okumakla ve tahiyyatın içerisinde de bu kelimeyi söylemekle enne Muhammeden abduhu ve rasulü demekle tekrar tekrar onun ne müthiş bir kul olduğunu, ne örnek alınması bir kul olduğunu ve peygamber olduğunu tekrar tekrar zikretmiş oluyoruz. Belki de tahiyyatın bize namazlarımızda defalarca kere okutturulması ve tahiyyatın sonunda da bu cümleyi tekrar tekrar söylememizin altındaki yatan nedenlerden bir tanesidir. Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı bir kul olarak karşımıza koymuştur. Bir peygamber olarak karşımıza koymuştur. Ve o bize öyle bir hayat bırakmıştır ki 7'den 70'e herkesin yaşayabileceği kolay bir hayat bırakmıştır. Kulluğu da ondan öğreneceğiz. Edebi ahlakı da ondan öğreneceğiz. Allah Celle Celaluhu bu usta cümlemizi muvaffak